Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kuba Blueberry'i anlatacağım. Sigorta ve vergiden muaf, üstelik B ehliyetiyle de kullanabildiğiniz Blueberry, bu şık görünüşüyle şehir merkezlerinden tutun da sahil kasabalarına kadar birçok yerde karşımıza çıkmaya başladı bile. Bu yüzden de Blueberry'nin en şık ve en çok tercih edilen bu siyah rengini sizlere göstermek istedim. Doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar, bu bordo ve kırmızı tonlarındaki sele siyah motorun üstüne cuk diye oturmuş. En azından bu benim fikrim. Bir de şu ön taraftan baktığımızda da burada da sevimli bir hayvanımız var. Adı Tarçın. Değil mi Tarçın? Burada da gördüğünüz üzere bu güzel LED farlar harika bir görünüşe sahip kılıyor motoru. Motora çok şey kattığını da söyleyebilirim ayrıca. Bir de aydınlatması da gayet iyi. Geceleri herhangi bir problem çekmezsiniz. Şimdi birkaç teknik veriden bahsedecek olursam size, 50 cc'den 80 cc'ye yükseltebileceğiniz bu Kuba Blueberry 80 cc'den bir tık fazla, 90 cc'ye yakın bir güce sahip oluyor. Bunun da sebebi şöyle arkadaşlar. Diğer 50 cc'liklerdeki gibi sadece piston değişmiyor. Blok değişiyor. Blok değiştiği için de tork olarak size bunu yansıtmış oluyor. Daha güçlü bir torka sahip, daha fazla bir çekişe sahip oluyorsunuz bunu kullandığınız zaman. Arkadaşlar şimdi şöyle anahtarı takıp size bunun selesini göstermek istiyorum. Şu şekilde açıyorsunuz. Şöyle bir seleye sahip. Yakıt girişi buradan koyuluyor. Şu şekilde ortalayıp basarsanız kapatabilirsiniz. Diğer türlü şu uç kısımlardan bastığınızda seleyi kapatamazsınız arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Kontağı arkadaşlar buradan açıyoruz. Elektriği bu şekilde sol tarafta olduğu zaman kapalı pozisyonda. Sistemdeki bütün elektriği kapatıyorsunuz. Sağ tarafa aldığınızda ve frene bastığınızda motoru bu şekilde çalıştırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şunu da söylemek isterim. Şu dijital ekranı sizlerle paylaşmak istedim. En çok beğendiğim özellik. En çok beğendiğim özellik, çünkü kilometre, hız, devir, yakıt ve saat özelliği de var. Bu aşağıda da hemen şurada göreceksiniz. Uzun far, sinyal, sağ işaretlerini de buradan görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir ufak bir böyle poşet asma şeyi mevcut. Yeri mevcut. Şöyle farlarını da size göstermiş olayım. Yandığı zaman gerçi çok belli olmuyor ama gerçekten güzel ve şık bir motor olmuş kendisi. Bununla ilgili kısa bir video paylaşacağım arkadaşlar size. 1 dakikalık bir sürüş videosu. Orada da görüş açıları, ayna açıları, sürüş pozisyonu gibi şeyleri size göstermiş olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Beni desteklerseniz mutlu olurum. Herkese teşekkürler.